Sekizinci kırmızı çizgimiz kadınların sır açma konusudur. Hanım kızlarım, kadınları ahirette batıracak şeylerden birisi budur. Allah muhafaza buyursun. Sizleri, bizleri, ümmetimizin kızını, hepsini muhafaza buyursun. Kadının sır yayması büyük bir sorundur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Beyhaki'nin Sünenül Kübrası'nda, benim elimdeki baskıda 14.214. hadisi şeriftir. Ebu Davud da başka bir kitabında rivayet ediyor ama en bulabileceğiniz kaynak Beyhaki'nin Es-Sünenül Kübra isimli kitabında. Ebu Hureyre, özet olarak anlatayım. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazdan sonra kadınların da erkeklerin de bulunduğu bir yerde namaz kıldıracaktı. Bir saf erkek, bir arkada iki saf kadın vardı. Sonra diyor ki herhalde kadınlar iki saf, erkekler bir saf mıydı? Erkekler iki saf, kadınlar bir saf mıydı? Onu hatırlamıyorum ama yani kadınlar ayrı bir saf, erkekler ayrı bir saftı. Efendimiz buyurmuş ki kadın namazdan önce, ben namazda bir yanlışlık yaparsam, yani imam hatası olursa, erkekler Subhanallah desinler. Kadınlar da el çırpsınlar. Kadınlar Subhanallah demesinler namazda. Niye? Kadın sesi imama kadar gidinceye kadar bir sürü erkek bunu duyacak. Şuraya bir parantez açayım da içimi boşaltayım. İlahi söyleyebilir televizyonda tabii. Namazda imamın yanlışını söylemek için Subhanallah demesin diyor Peygamber aleyhisselam. Gencecik kızlar yarışma yapıp ilahi söylüyorlar kameraların önünde. Sonra o arkadaşlarının babaları, abileri de o gencecik kız ne güzel ilahi söylüyor diyor. İlahi duygular içinde onu dinliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun tabii. Başka diyecek bir sözüm yok. Böyle ikaz etmiş. Diyor ki Ebu Hureyre sonra namaza durdu. Namazda da şaşırmadı diyor. Namazda da şaşırmadı. Sonra işte namaz bitti, herkes kalkacak. Oturun, oturun, oturun. Yerinizde oturun buyurmuş. Oturunca bayanlar da erkeklere dönüp demiş ki sizden hanımıyla yatak odasında şöyle böyle yaptıktan sonra çıkıp bunu arkadaşlarını anlatan var mı demiş. Benim karımla şöyle yaptım, karım şöyle güzel, karımın yanakları şöyle böyle, tarif edeniniz var mı demiş. Diyor ki Ebu Hureyre, erkekler sustu diyor, hiçbir şey demediler. Sonra kadınlara dönmüş. Sizden var mı kocasıyla böyle yattıktan sonra arkadaşlarına bunu anlatan oluyor mu demiş. Kadınlar da susmuşlar ama genç bir kız var ya Resulallah demiş. Sonra Ebu Hureyre onun tarifini yapıyor. Diyor ki kadın bir dizinin üstünde, namazda oturuyorlar diye zaten, safta oturuyorlar. Bir dizinin üstüne kalktı kadın, böyle kendisini bizzat görsün peygamber diye kalkmış. Dizinin üstünde böyle yarı yerde yarı ayakta, safta böyle durduğu için o yukarıda olmuş. Efendimiz de onu görmüş. Var ya Resulallah, erkekler de kadınlar da hem öyle işler yapıyorlar hem gelip arkadaşlarını anlatıyorlar demiş. Kadın İhbar etmiş. Hem kadınları hem erkekler. Erkekler utanmış, susmuşlar. Muhteşem bir peygamber eğitimi. Ağır bir soru. Utanılacak bir cevap. Yani kocanla ilgili bir şeyi anlatıyor musun sen? Yatakta şöyle yaptık diyor musun? Erkek şöyle yaptık diyor mu? Tabii burada bir parantez daha açacağım. Nasıl olsa adımız bizim Ağır Hoca olarak çıktı. Genç kızların ilk evliliklerindeki bekaret zarı ile ilgili konuşmalar nere gömülüyor bu dünyada? Onu ben bir sormamış olayım. Kapatıyorum bu konuyu. Ama bu genç kız, Allah ona razı olsun, ne muhteşem. Kalkmış ayağa üstelik. Söylüyorlar, söylüyorlar ya Resulallah demiş. Yani genç kızın bekaretiyle ilgili konu buna dahil değil. Yatak odasına dahil değil. Ne diyeyim, o zaman dahil değilse dahil değil zaten. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bakın demiş. Hani ta ne demişti namazdan önce? Nereden başlattı konuyu? Namazda şaşırırsam erkekler böyle ikaz etsin, kadınlar böyle ikaz etsin beni buyurmuştu. Şaşırmadığı halde namazda kalkmayın kalkmayın deyip onları orada oturtmuş. Sonra da
bu soruyu sormuştu. Eğitim bu işte. Ne kadar uç bir noktadan namazda şaşırınca kadın imamı nasıl uyaracaktan başladı. Yatak odasında kadının sesli iş yapmasından devam etti. Peygamber eğitimi, vahiy terbiyesi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurmuş ki bakın hani erkek veya kadın yatak odasında karı koca yaptıkları işlerden arkadaşlarına bir de annesine bir de ablasına bir de çok samimi bir dostuna yoksa herkese anlatmıyor. O da bütün sülaleye tabii anlatıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz buyurmuş. Bir erkek eşekle bir kadın eşek sokakta insanların önünde eşek işte dişi eşek, erkek eşek bir şeyler yapıyorlar. Hiç de insanlar bakıyor bize diye bakmıyorlar. Bu eşekliktir, böyledir buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar ağır bir benzetme ama kulağa küpe. Kulağa küpe. Kulağa küpe bu.